Ve İstanbul Sultan Gazi'de korku dolu anlar yaşandı efendim öğle saatlerinde. Kız meselesi yüzünden silahlar çekildi. Kurşun yağmurunda sokaktaki araçlar kevgire döndü. Mahalleli ise nereye kaçacağını bilemedi. Ateş açtılar burada. Çatıştılar. Bildiğiniz çatıştılar. İnan şu an çok gerginim yani. Sokak ortasında çatıştılar. Kurşun yağmurunda araçlar delik deşik oldu. Mahalleli canını zor kurtardı. Artık yeter. Gerçekten sıkıldık, bıktık. Peki burada bu çocuğa bir şey olsaydı, bir vurulsa bunun hesabını kim verecek? İddiaya göre iki grup arasında kız meselesi yüzünden husumet vardı. İki grup Sultan Gazi'de bu sokakta öğle saatlerinde karşı karşıya geldi. Silahlar çıktı. Çatışma yaşandı. Kızımı tam kapının önüne çıkartacaktım. Silah sesleri duydum ve ben geri kaçtım. Çatışma sırasında çevredeki vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Korku dolu anlar yaşandı. Park halindeki bir araçta o çatışma anında delik deşik oldu. Arabaya gelmeyip de insana da gelebilirdi o. Bana da olur, ona da olur, o birine de olur. Dünya masraf çıktı. Kimden ne para alacağını da bilemedi. Şehir eşkıyaları çatışma sonrası arkalarında bu aracı bırakıp kaçtı. Bitmeyen olaylardan usanan mahalle sakinleri ise dertliydi. 7/24 olayımız var. Biz buradan çok rahatsızız. Mahalleli tedirgin, özellikle karşı tarafta bulunan barakalara gece saatlerinde giren çıkan belli değil diyorlar ve bu konuda bir tedbir alınmasını istiyorlar. Barakalar bizi mahvetti. Bütün her şey orada dönüyor. Her gün, her akşam, her gece mutlaka bu barakalarda bir olay oluyor. İstanbul'un göbeğinde harabe bir yer. Biz çocuklarımızın can güvenliğinden korkuyoruz. Eli silahlı şehir eşkıyaları birilerine gözdağı vermek için kahvehaneyi kurşun yağmuruna tuttu. Camı çerçevesi paramparça olan dükkana tam 11 mermi isabet etti. Birisi buradan maskeli ateş ediyor. Kurşun almış kahve. Kahveyi kurşun yağmuruna tuttu. Cam çerçeve bırakmadı. Havalı cam bu. Mermi de elime tuzlu doluyor. Buradan içeriye. Televizyona kadar mermi gidiyor. Saldırganlar iki kişiydi. Gece yarısı 3 sıralarında Gazi Osman Paşa Küçükköy'deki bu kahvehanenin önüne motosikletle geldiler. Motoru buraya çekiyorlar. Biri aşağı indi, silahını çıkardı. Peş peşe tetiğe bastı. Kahvehaneyi tararken de elinde cep telefonla o anları kayıt altına aldı. 10-11 tane mermi toplanıyor burada. Neyse ki kahvehane saldırıdan hemen önce kapanmış, müşteriler dağılmıştı. Allah'tan ki müşteri olduğu saatte yapılmadı bu olay. Müşteri olduğu saatte yapılsaydı halimiz haraptı. Bizde bir alakası yok. İddiaya göre saldırganların amacı kahvehaneye gelip giden bir grubun gözünü korkutmaktı. Bunlar derdi birbirleriyle. Peki kahvehaneyi niye hedef alıyorlar? Bunlar buraya gelmesin. Yani burada oturmasın. O saldırıda kahvehanenin dışındaki camlar tuz buz oldu ve çeşitli yerlerine de kurşun isabet etti. Harbi zamana bir zarar verdiler. 30-40 bin lira zararım var. Yani bu olayın aydınlatmasını istiyoruz.